Detay siyasete hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Neşat Sazoğlu arkadaşımızla birlikte haftanın gelişen olaylarını sizlere aktarmaya, yorumlamaya gayret edeceğiz, çalışacağız. Neşat hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti bir hafta? Bir hafta iyi. Yani. Gündem yoğundu diyorsun. Gündem yoğun tabii ki. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Aynen öyle. Neşat geçen hafta bu KDV'lerin yani temel gıda ürünlerindeki KDV'lerin %8'den %1'e düşürmesiyle ilgili marketlerde denetimler başladı biliyorsunuz pazartesinden bu yana. Zabıta ekipleri işte birçok markette biraz sonra işte o çok yıldızlı marketlerde denetimlerini sürdürüyorlar. Tabii bu denetimlerde ürünleri raftaki ürünlerle işte geçen haftaki fiyatlarını karşılaştırıp KDV'li oranında düşük yaptıkları yapmadıklarına bakıyorlar. Neler söyleyeceksin sen bu denetimlerle ilgili? Yani rutin denetim algısı var işin içerisinde. Yani bu zabıtayla olacak bir iş değil. Tabii ki onlar görevini yapacak ama eğer fiyatlarda oynama varsa hakikaten hükümetin planladığı ve düşündüğü çerçevede zamların çok olduğunu düşünüp de bunların aşağı çekilmesini istiyorsa o zaman devletin kendi elemanları yani maliye bu işe el koyması lazım. Hı, maliyeden Tabii yani yoksa bu zabıta ile olacak bir iş değil. Yani zabıta çaydırıcı mıdır? Birazcık. Hani düştün fiyatlar aşağıya? Vallahi ben bilmiyorum yani sen bir hafta içinde bu markete girip çıktığında soruyorum ama düştüm aşağı. Ya çok düşmedi. Fazla böyle bir değişiklik kardeşim, bak, değil. Ben şeyden yanlış buluyorum yani. Yani hükümet şimdi evet bu pahalılığı aşağı, enflasyonu aşağı düşürmek için vatandaşın lehine bir karar aldı. Üreticinin lehine bir karar aldı. Esnafın lehine bir karar aldı. KDV'yi düşürdü. Ya bunu aynısını 2008'de de yaptı. O zaman da yine üretici ve esnaf fiyat aşağı çekmedi ve fiyat artırdı. Şu anda da aynısı yapılıyor. Bak şu anda aynısı yapılıyor. Yani bir örnek vereyim. İşte bir koli yumurta 38 kuruş. 38,5 lira özür dilerim. Bir anda KDV düşecek aşağıya diye %8'e bile düşecek diye bir duyum aldılar. Veyahut da o gün aynı gün 43 liraya çıkarmışlar abi. Aynen doğru söylüyorsunuz. Yani bu konuda ben de sana katılıyorum. Ya bu kadar alçaklık da bu kadar da şerefsizlik olmaz. Ama yani. Burada şimdi devletin eksikliği ama yani, var. Ama tamam da sana insanlar da bu kadar yani. Fırsatçı olmayacaklar ya Neşat. Ya bu kadar bak, alçaklık ama, olur mu ya? Bunu geçen hafta konuştuk evet dedik şey ya yani. Size. Dünyada böyle fırsatçı bir esnafımız yok. Bak bazıları müstesna. Herkes için ya söylemiyorum. Ayrı konu. Ayrı konu. Tabii ama ki bizim öyle. İnsanımız maalesef ki maalesef bu konuda acayip fırsatçı. Bildiğin gibi değil. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Şu asgari ücretten alınmayan vergi işçiye veriliyor ya çalışana. Evet, evet. Niye diyor adam diyor yani işveren diyor niye diyor onun üzerinden alanlara diyor agi vermiyor diyor. Dedim niye dedim onu söylüyorsun? Agi de devlet ödüyor de onun için dedim söylüyorsun bunu değil mi? Bak bak kendi cebinden çıkacak. Ne yapayım diye dedim nasıl ne yapayım ya devlet dedim size mi çalışacak? Eğer dedim zarar yapıyorsan dedim yapma iş sana zorla iş yaptıramam var. Ya bu asgari ücretle bir sürü sıkıntılar var. Yani insanlar tam çalışan işte 4250 küsürü vermiyor. Onu hiç konuşmuyorum. Onu hiç konuşmuyoruz. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki burada bak hiçbir zaman devlet bütün yaptıkları indirimler, işte zamların geri çekilmesi, kaynaktan beslenmesi, devletin beslemesi, teşvik görülmesi veya sübvanse etmesi hep işveren lehine abi. Hani nerede? Sen şimdi burada bu ay içerisinde bu kadar zam yapıldı gene KDV düşmesine rağmen. Enflasyonu nasıl düşüreceksin? Ya düşmüyor işte. Yani neticede %7'lik oran çok büyük oran değil ama yine de %7'lik oran fena bir oran değil. Değil ama dediğine katılıyorum. Bir gün öncesinde marketler 10 liralık mala 7 liralık zam yapıştırıverdiler. Ya benim oturduğum... Ya ondan sonra işte geliyoruz biz marketten bak indirdik %7 KDV'yi %1 KDV alıyoruz diye. Ahkam kesiyorlar. Aslında öyle bir şey yok yani. Yani sabah ben erken işe gidiyorum. Benim mahallemde oturduğum yerde yakın bir pastane açıldı. Bir yıldır orada bir pizza oldu olmadı civarda. Yani her sabah aşağı yukarı oradan işte poğaçamı, böreğimi işte açmam falan alıyorum. İşte bu KDV'lerimi yapıldıktan bir gün sonra gittim oraya bir açma aldım. 3,5 kadar açma oldu 4.
Dedim ki arkadaş. İndirim oldu bindirim. Allah'ını seversen dedim. Sen dedim KDV indirimi yok mu? Abi 4 lira oldu dedi ya. Ya dedim KDV indirimi var dedim. Güldü sadece. Başka hiçbir şey söylemedi bana. Nereden işte buldum? İşine geliyorsa al diyor ya. Gülmesinin anlamı o. Ya şunu ifade ediyor orada. Diyor ki ben bu indirimi yapacağım diyor. Ama önce ben bir zam yapayım. Tabii tabii. Yaptığım bu zamın üzerinden aşağı düşeceğim. Gene aynı fiyata düşeceğim diyor. Ne fark etti? Yani yapılan KDV indirimi hiçbir işe yaramadı mı diyorsun? Hiçbir işe yaramadı. Şu an halini öyle. Söylüyorum. Diyorum ki KDV indiriminin uygulanması bunu devlet kendi eliyle, maliyle yapacak bu işi. Eğer yani bu işi hakikaten ben bu indirimi yapacağım diyorsa maliyle bu işi yapacak. Ha yapamıyorsa yani bugünkü denetimlerin göstermelik veya işte dosttan alışverişte görsün misali mi oluyor? Sen çıkacak diyor ki serbest piyasa var, şu var, bu var, üretiminde şu, ben fiyatı koydum diyor. Serbest piyasa var. Yani şimdi onu bir şey de söyleyebilir yani. Üretici, esnaf, satıcı neyse. Serbest piyasa var kardeşim, benim malım bu kadar diyor. Bir sonuç çıkmaz. Zaten enteresandır. Ben onunla ilgili yazı da yazdım. Yapılan denetimlerden bakıyorsunuz, tamam denetimlerle ilgili haberler, fotoğraflar geliyor ama ya sonuç ne? Sonuç ortada yok, bir şey yok. Yani şunu demiyor hiçbir zaman gelen haberlerin içine bakıyorum, özellikle tarıyorum. Ya işte falanca esnafa veya işte markete şu kadarlık ceza kesildi, işte falan. Hiç öyle bir şey yok. Denetimler yapıldı, bakıldı, etildi, lay lay lom geçildi. Ya ben bugün bu işi akıllı başlı bir adamla konuştum, bürokrat bir adamla konuştum. İşte o da işte hükümetin bu politikasından dem vuruyor. Ya bu zamlardan dem vuruyor. İşte buna bir çare bulması lazım. Dedim kardeşim çare bulması lazım da çaresini sen söyle. Ne yapması lazım? KDV'yi aşağı düşürdü. Adam zam koydu üzerine. Ne yapacak adam? Yani Putin gibi çağırdan gelin bakayım buraya. Hesap kitap budur. Buna göre yapın dedim demesi mi lazım dedim. Vallahi bir şey olmaz dedim. Olmaz dedi. Dedim komünist demiyordu. Dedim serbest piyasa var şimdi ne yapacak adam? Vallahi bir şey söyleyeyim. Bazen de böyle olması lazım. İstiyor insan yani. Böyle tamam serbest piyasa, demokrasi falan iyi de kardeşim. Bu insanlar da her şeyi kullanıyor yani dediğin doğru. Ya bir lira da bu vatandaşın cebine girsin ya. Yok illa esnaf kendi cebine girecek. Ya şirket sahipleri kendi cebine girsin. Böyle bir şey yok şimdi. Ya. İkinci bir husus. Önce tarım kredi kooperatifleri bir aşağı düşüş yapması lazım. Zamlarda. Onlarda da pahalı. Pahalı. İşte ona düşüş yapması lazım. Bak burada Sayın Cumhurbaşkanı zannedersem ya birileri yanıltıyor ya başka bir fiyat listesi sunuyor. Ya bilemiyorum yani. Şeye benzetiyorum ben bu işi. Rafta bakıyorsun işte 35 lira kasaya gidiyorsun önüne 40 lira çıkıyor. 40 lira çıkıyor evet. Bak geçen gün mesela bu petrol ofisleri de bazıları da yapmaya başladı bunu. Araca işte gaz alacaktım, otogaz alacaktım. Baktım ana tavarada 8.95 yazıyor. Dedim alayım mı dedim buradan dedim. Neyse gittik dedik şu kadarı bize doldur dedik işte otogazı. Bir baktım ki sayaçta aşağıda 9 lira 5 kuruş yazıyor. Dedim bu ne? Bu ne? Şimdi ne söylersin ya, hakikaten bu kadar alçaktık, bu kadar yani... Yine bir şey daha anlatayım. Yani insanlar şimdi çok böyle bu konularla ilgili bilgi gelmeye başladı. Arkadaşım biri, işte şeyin ismini vermiyorum, marketin ismini vermiyorum. Çok böyle meşhur bir market, bu market bu Sakarya'da. Aslında vermek lazım da verme yine sen. Gitti, elma aldım dedi. Standta dedi. 5,5 lira yazıyor dedi. O elmayı da seviyorum dedi. Aldım dedi elmayı gittim. Elma 9,5 lira gitti. Oh maşallah. Dedim ki ya kasiyer hanıma dedi ya hanımefendi burada 5,5 lira olamaz diyor. Ya 5,5 lira yazıyor. Bir daha kendim bir daha gittim baktım. 5,5 lira buyurun gelin bakın dedim. Gitti dedi 5,5 lira dedi. Hakikaten doğruymuş ya dedi 5,5 lira dedi. Paramı iade etti ama dedi. Ben baktım da dedi aldım dedi paramı. Ya tabii her markete gidip elimizde böyle şeyle dolaşacak halimiz yok. Kimse dedi bakmaya ya. Gidiyor ya birçoğu dedi alıyor gidiyor dedi yani. Şimdi bu hata kimin hatası? Yani hükümet bu işe çözüm bulacak. Doğru söylüyorsun ya. Yani. Abi bak söylüyorum bu işi devlet çözer. Evet evet. Tamam. Doğru. Çünkü bu yine söylüyorum bazı esnaflar, üreticiler deyip tenzih ediyorum diyorum bak. Onlar üzerinden alınmasını. Bu bizim ülkemizde olmuyor kardeşim. Herkes daha çok kazanmanın peşinde. Aynen öyle.
Ya indirimi tamam. de fırsata çeviriyorlar, bindirimi de fırsata Aynen çeviriyorlar. Aynen öyle. Vatandaşı olan oluyor. Başka hiçbir şey Bak, yok yani. Bir daha söylüyorum. Yani yineliyorum ama yani ikide bir aynı şey söylüyorum. Dönüp dolaşıyorum aynı yere geliyorum. 2000, yanılmıyorsun ama bir daha söylüyorum. 2008'de aynısını bu hükümet yaptı ve anında zammı üzerine koydular. Bak gene aynısını yaptı. Şimdi diyorum ki ben, burada kazançlı çıkan kim? Burada kaybeden devlet oldu, Aynen. kaybeden vatandaş Devletin oldu. Devletin cebinden çıktı o KDV'ler, vatandaş esnafın veya işte market sahiplerinin cebinden. Söylüyorum ya bak, ve kaybeden devlet oldu, kaybeden vatandaş oldu abi, tüketici oldu ya. Kazanan doğru. Esnaf, üretici esnaf oldu esnaf yani. Esnaf oldu, ya market sahipleri. Zaten vermiyorsun sen vergiyi. Sen vereceğin vergiyi benden alıyorsun yani, tüketici veriyorsun efendim. Yani ben, çünkü sen sattığın mala la alakalı sen şey veriyorsun, vergi veriyorsun. E kime satıyorum? Vatandaş tüketici. Tüketici senin vergini veriyor, işçi paranı veriyor, elektriğini veriyor, suyunu, her şeyini o veriyor. Sen de oradan kar yapıyorsun. Diyorsun ki ben çok vergi verdim. Ya sen nasıl çok vergi verdin? Sattın malı. Alan adam senin vergini veriyor kardeşim. Ya abi senelerdir bakıyoruz işte ticaret ve sanayide vergi fazla vergi ödeyen şirketlerin isimleri açıyor. Adam KDV batlarından KDV ödemelerinden şey oluyor ya, vergi rökörtmeni oluyor. Ya kardeşim onu sen zaten benden alıyorsun. Sen ödemiyorsun ki onu. Aa, ben şunu anladım abi. Çalışan olmayacaksın. Ticaret yapacaksın abi. Anladığım şeyi bak ben sana söyleyeyim. Ama biz ticaret yaparsak batarız bak ben sana söyleyeyim. Aynı biz böyle alçaklık, ya. Şerefsizlik yapamayacağımıza yani, göre batarız abi. Yani öyle gözüküyor işte bak yani. Ticaret yapacaksın. Büyük para orada var. Zaten yani bu tip böyle şeyleri kafamız bassa bugüne kadar adam olurduk ya. Bu tip şeylere kapımız basmadığı için böyle işte yani sürekli gidiyoruz. Umarım işte yani bu KDV indirimiyle ilgili devlet bir sıkı denetim tutup da fiyatları aşağı çekerse ne ala çekmezse hiçbir şey olmaz. Devlet bu sefer hükümet yine esnafa bir kıyak yapmış olur. En büyüğünü yapmış olur. Hem de kıyaklıkların en büyüğünü yapmış olur. Bu kadar basit. Peki Neşat bu konuyu burada kapatalım. Önümüzdeki haftalarda birbirine de konuşmaya devam edeceğiz gibi geliyor bana. Çünkü bu konu bitmeyecek yani. Öyle umarım, anlaşılıyor. Umarım işin üstünde sıkı dururlar. Çünkü Cumhurbaşkanı çok kesin konuştu. Yani yurt dışına çıkmadan önce. Gereğini yapacağız. Gereğini yapacağız diye. İnşallah diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözünü söyledi. Onu bu işi takip eder. Gerekli ilgili kurumların üzerinde durursa bir şeyler olur. Ya birkaç tanesine şöyle adam gibi bir şeyler ceza olur. Verirsin. Hatta kapat kardeşim. Bir şeyler olur. Market, sen ama market, öbür, türlü, yani. öbür türlü bu fiyatlar aşağı düşmez hakikaten yani. Hakikaten düşmeyecek. Ben de adam seninle çünkü yukarı kadar. Çıkarttı adam fiyatı abi. Yani şu anda diyecek ki ben diyecek yani. Şimdi bak şu anda girin ama tamam ben %7 KDV düşüyorum kardeşim. %1'e düşürdüm. O artışı yaptığı fiyattan da %3 kazanacak. Onu %10 yaptı. %7'ye aşağı düşecek. Birini verecek ya, %3 de gene kazanacak orada. Kesin yani. Yani bir artıştan yani. Artık şundan da korkmaya başladık. Hükümet KDV indireceğiz, şunu indireceğiz, vergi indireceğiz dediği zaman eyvah gene zam geliyor diye düşünmeye başladı millet haklı olarak. Dediğin doğru, yine de katılıyorum. Neşat geçtiğimiz hafta CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti yuvarlak masada genel başkanları buluştular. Takım şeyler konuştular. Sonra bir takım açıklamalar yaptılar. İşte Avrupa normları dediler. İşte insan hakları normları dediler. Şu dediler, bu dediler. Daha da 28 Şubat'ta da artık ne alakaysa 28 Şubat daha genişli bir açıklama yapacaklarını söylediler. Sen nasıl buldun bu o fotoğraf karesini? Neler söyleyeceksin bu konuda? Yani o fotoğraf karesinin çıkacak sonuç şudur. Parlamenter rejimi istiyor bunlar. Öyle istiyorlar. Daha yani. Nasıl getireceklerini de söylemiyorlar. Yani yok getiremezler. Yani getirebilmeleri için halka sunmaları tabii lazım. Canım. Bunu. Tabii canım. Öyle ben geldim bunu işte öyle bir şey 450 yok. 450 mi 460 mi ne milletvekilinden çıkartmaları lazım. 3'te 2'si galiba karar alması gerekiyor. O civarda. Tam onu bilmiyorum net olarak. Ben de tam net bilmiyorum ama öyle bir çoğunluk onu var. Onu yapmaları lazım. Öbür türlü şey konusunda sanırım o işte Avrupa Birliği yasalarına uyum konusunda Kavala ve sanırım HDP'nin genel başkanına alakalı. Onunla ilgili. Abdullah Öcalan'a işte biraz umut verin falan yani filan. O civarda onlarla alakalı bir şeydir. Çünkü
uyum yasaları, İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz gibi. İstanbul Sözleşmesi'ni işte geri getirmek isteyebilirler. Yani eski Türkiye istiyorlar bunlar daha doğrusu. Evet, Ayasofya'yı tekrar müzeye çevirmek. Yani onlar işte onları zaten Ayasofya'nın caminin çevrilmesi çok özür dilerim yani Avrupa Amerika çok koydu ya. Evet evet. Hala hazmedemediler bu işi. Hazmedemediler bu işi. Ama ondan geri dönüş olmaz. Bu yeni bir rejimdir bu. Türkiye yönetim rejimi. Yani yönetim rejimi söylüyorum ben, diyorum ben buna. Başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu sistemden geri dönüş olmaz. Aa, sen gidersin halka, halk der ki kardeşim hayır ben bu sistemi istemiyorum. Eski sistemi istiyorum veya başka bir sistemi istiyorum diyorsa başım üstüne eski sistemi de istemiyoruz. Yeniden bir şey hazırlayacaklar işte. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. O nasıl bir şey olacaksa onu da söyledikleri, ettikleri yok yani. Ne olacak orada? Bir isim dolaşıyor ama altı boş bir isim dolaşıp duruyor. Dediğin gibi bunu da yapmak kolay değil. Yani bunu meclisten geçirmen için 3'te 2 çoğunluğa lazım. O olmuyorsa işte anayasaya yani vatandaşa sorman için belirli bir çoğunluğa sahip olman lazım. İşin kolay değil yani. Burada işte. Şimdi yani şunu istiyorlar tahmin ediyorum yani ona müzakere edebileceği bir sistemi istiyorlar ama aslında o olabilir. Yani şöyle olabilir. Mesela işte meclis esas şu anda işini yapamıyor. Şimdi bu sistem yeni bir sistem olduğu için meclis mesela örnek olarak veriyorum. Şimdi 2023'te bir seçim olacak. Hı hı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın karşısında aday yok gibi bir şey. Yani Recep Tayyip Erdoğan. Yok, evet. Recep Tayyip Erdoğan bu seçimi alır gene. Ya aday var da işte çıkacak da. Yani alır diyorum yani evet. Adayını ezer geçer. Ama milletvekilliği seçiminde muhalefet dediğim yani Millet İttifakı milletvekilini çoğunluğu eline geçirirse işte al sana o zaman meclis işte o zaman çıkar yasını. Sana şey müdahale edemiyor. Evet. Cumhurbaşkanı sana müdahale edemiyor. Artık Cumhurbaşkanlığı meclise şu yasayı çıkart diyemiyor. Eskiden Bakanlar Kurulu kararıyla hep şeyde çıkıyor. Bakanlar Kurulu şeye sevk ediyordu meclise. Meclise meclis kararı. Meclis tabii. Meclis oradan kanun çıkartıyordu. Hep, bugüne kadar da hep böyle olmuştur. Şimdi böyle bir şey olma ihtimali var mı? Var. Olabilir. Yani var yani. Yani şu anda çok aralarında çok bir sayı yani farkı yok yani. İttifak olarak baktığında. Tabii evet. Tabii. Hatta atı zatında yani o ittifaka baktığın zaman anketlere baktığın zaman hani biraz sonra konuşacağız onu. Yani. Yani şey söylemiyorum gene yani Cumhurbaşkanlığı seçimine Tayyip Erdoğan'ın karşısına girer için, rakip için değil mi? Tayyip Erdoğan kazanma ihtimali bana sorarsan çok yüksek. Evet öyle gösteriyor. Öyle gösteriyor yani şahıs olarak baktığında. Aynen. Ama partisel olarak milletvekilliği seçimlerinde bu iş değişebilir. Anlatabildim mi yani? 2, 3, 5 yani olacağını söylüyorum bak. Olma ihtimalini. Ya Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın mecliste ittifak olarak söylüyorum. HDP'yi de bu işin içine katıyorum yalnız. Tabii. Yani 5 veya 10 milletvekiliyle geçebilir. Tamam mı? Eğer geçemezse Cumhur İttifakı bugün görüntüyle söylüyorum bunu. Ya kafa kafaya gelir ya da 1-2 milletvekiline geçer abi. Ya da ben şöyle de düşünüyorum. Ya da bu altı yamalı bohçalıların partinin bir araya gelmesinde tam hüsran olur. Çünkü herkes şimdi kavga etme. Herkes diyecek ki ben seçileyim. Herkes ya. Beni 1'e seç, 3'e seç, 5'e koy, 6'ya koy. Bu kavgayı da böyle 6 kişi birden bastırması çok da kolay değil. Dağılırlar. Yani bunlar şimdi masa başında 6 kişi güzel görüştük diyor ama tabanda ne yapacaksın? Tabanda ne yapacaksın? Ya ben bugüne göre konuşuyorum. Ya ayrı konu. Ama seçim yaklaşırsa bu ittifak dağılabilir. Yani ben çünkü şeyi çok önemsiyorum. İyi Parti ne kadar şey olursa olsun İyi Parti'nin ne yapacağı belli olmaz. Yani şu anki rakamlarda 110 üzeri olduğu gözüküyor. Hayır. Millet İttifakı'nın içerisinde durup durmayacağını. Ha o manada. O manada söylüyorum. Çünkü CHP'nin HADEP'le ilgili pozisyonunu göreceğiz o zaman. Ya CHP'nin HADEP'le ilgili pozisyonu şu anda pek net gibi gözükmüyor. Aslında net yani. Ama o zaman daha net. İşte o zaman daha da netleşecek. Adam çünkü bunu siz seçim satında bunu millete anlatamazsınız.
Ayrı konu. Bir de HDP'nin kapatılmayacağı bir konusu var. İşte bugün mahkeme yine ek bir süre öyle deme. Yani, olur. Öyle deme. Yani nereye gidecek mi insanlar bir anda bu parti bulamadığı zaman? CHP'ye mi? İşte İYİ Parti'ye mi? CHP'ye gider. Hepsinin blok olarak gideceğini ben tahammül etmiyorum. Gider. Yani zedelersin. Zedelemesin demiyorum. Yani atıyorum ne oyu gözüküyor işte atıyorum %7 mi? %8 mi? %10 mu? Neyse. Bunun en az %6'sı, %7'si blok gider. Ha öyle tamam onun yarısı %50'si gider ona katılıyorum ama diğerleri daha AK Parti'ye bile giden olur yani belki. Tabii olabilir. Olabilir. Yani ona bak öbür taraftan yani işte şeyler önümde sonuçta bir Optimar araştırma şirketinin yaptığı. Ama sanırım onların, geçelim. Tamam geçelim. Ama sanırım onların yedek bir partisi var şu anda. Olabilir. Olabilir ama ben onlar seçime girebilecek çünkü mi giremeyecek mi? Çünkü o partiyi kapatmadılar galiba. Bilmiyorum. Girebilecek mi, giremeyecek mi? Şu anki durumları nedir? Listede var mı? Onu bilmiyorum. Neşat, bu Optimar araştırma şirketinin yapmış olduğu bir anket var. Yani şöyle diyor. Bu pazar seçim olsa, yani genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz diye sormuşlar. Ben istersen buradan okuyayım sana. AK Parti %36.5. CHP %26.7, İYİ Parti 10.9, MHP 10.2, HDP 5 şey pardon, HDP 9.7, DEVA 1.3, Türkiye Değişim Partisi bu biliyorsun şey Sarıgül'ün partisi 1.1, bak o bile birden yükselişe çıkmış. Yani Sarıgül gibi bir partinin 1.1'e çıkması bence enteresan, belki de daha da yükselmeye devam edebilir çünkü önümüzde 2 sene. Evet, 2,5 sene dediğim şey, yerel seçim. 1,5 sene. Evet, 1.1 gibi bir orana sahip. Saadet Partisi 0.7, yani Saadet Partisi o kadar çırpınıyor ediyor falan ama hemen arkasından BBP giriyor 0.6 aşağı yukarı, kafa kafaya aynı ile BBP'yle. Onun altında işte yeniden Refah Partisi, bakıyorsunuz Saadet de kafa kafaya, yani o da 0.7. Gelecek Partisi de işte 0.5 dağılım bu şekilde. Genel olarak baktığın zaman AK Parti %36.5, MHP 10.2 dersek 36-46. Çoğunluk orada. 46.7. Yani Cumhur İttifakı olarak baktığın zaman. Öbür ittifakta oradan bir tek şeyi çıkar. Çünkü kesin bir şey yok. Yeniden Refah Partisi'nin. Yok, BBP yok. Yok. BBP dediğin hangisi? Büyük Partisi. Ha o da yok. Onlar çık oradan. Onlar ne kadar büyük BBP'nin? Yani genel olarak baktığı zaman yani bu oranlar onlara çıktığın zaman kafa kafaya geliyorlar. Kafa kafaya. Aynen öyle. Yani az önce söylediğim gibi işte evet. Bu partisel bir anlam taşıyor bu. Tabii bu partisel yani. Tamam, parti olarak zaten. Ben de onun için diyorum ki yani bu rakamlara baktığınız zaman eğer şu andaki bu zam furyasını, enflasyonu belirli bir şeye çekemezseniz veya şöyle söyleyeyim, tam tersini söyleyeyim. Bu zamları egale edecek, alım gücünü gösterecek, güçlendirecek zammı Temmuz ayında verirseniz asgari ücretliye, onun alım gücünü yukarı çekerseniz o zaman bu şeyler, değerler değişebilir. Ama vermezseniz bu değerler böyle kalabilir. Bu değerler de böyle kalırsa bu milletvekilliğine yansır bu. Tabii milletvekilliğine tamam, yansır. Cumhurbaşkanlığına yansımak. Tabii bu Cumhurbaşkanlığı seçim değil, genel seçim değil. Yani milletvekili seçim değil. Anlatabildim mi? Onun için diyorum ki ben, yani ihtimaldir ki, Cumhurbaşkanlığını konuşmuyorum çünkü, milletvekilliğinde bir oynama olabilir diyorum bak. Bundan dolayı olabilir. Çünkü reisi seviyor ama kızgınlığını gider, atıyorum işte başka bir partiye verir. Yapar mı? Yapar. Nereden biliyorum bunu? Adamı HDP hiç hayatı boyunca oy vermeyecek adamların sırf Cumhur İttifakı'nın başa gelmemesi için adam Cumhuriyet Halk Partili, yani buranın insanı, alakası yok. Oyunu gitti milletvekilinde HDP kullandı. Ya o tabii öyle kaybolur ama şimdi mesela... Anlatabildim mi? Ama bu az bir rakam değil bu. Ya katılıyorum. Şimdi mesela AK Parti'nin %36,5, %42'lerden mi geldi? %45'lerden... %42. %42'lerden buraya. Yüzde aşağı yukarı 4,
5 puan, 6 puan aşağı yukarı bir gerileme var. Ama yani şunu da görmek lazım. Bu kadar zam furyasının alıp başını gittiği, hakikaten sıkıntıların yaşandığı, enflasyonun aşırı derece yükseldiği, 150'leri artık bulduğu bir dönemde hala da insanlar AK Parti'den bir ümit, bir kurtarıcı gözüyle bakıyorlar. Yani bu işi çözerse yine AK Parti çözer gibi bir düşünceye sahipler. Çünkü öyle gözüküyor. Yani CHP durduğu yerde duruyor, olduğu yerde sayıyor. Kesinlikle ona katılıyorum. Yani burada bir İYİ Parti işte %10 civarında bir oraya çıkmış ama bakıyorsun çok fazla AK Parti'den alıp götürdüğü bir şey yok. AK Parti'den işte 2-3 puan koparmışsa, MHP'den de 5 puan kopartmışsa ciğerini CHP'den almış ya. Ben yani bugün şartların arefesindeki olan günümüzdeki değerleri konuşuyorum ben. Bu değerler değişir. Tabii aynen. Nasıl değişir biliyor musun? Bak yılın ikinci yarısından itibaren hava acayip değişir. Alım gücü farklılaşır. Bu zam ortamını göremezsin. Yine söylüyorum işte Temmuz ayında çalışana bir de emekli ikinci çalışana bir zam vardır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ağzınla kaçırmadı demiyorum. Söyledi zaten. Eğer enflasyon artışı böyle devam ederse tabii ki çalışana biz Temmuz'da çalışanın kazancını gözden geçireceğiz. Maaşlarını gözden geçireceğiz. İlave tediye olarak. Tabii ilave mesela şimdi eğer dediğin doğru bu aynı şekilde emekliye de yılın ikinci yarısında hepsini yapar. Böyle enflasyon farkını verecek olursa tabii. Ciddi bir rahatlama olur yani. Onu işte onu yapar. Ben yılın ikinci yarısının böyle olmayacağını düşünüyorum. Ama yani seçime kadar da enflasyonun tek hane düşeceğini de düşünmüyorum. Çünkü o biraz zor, mümkün değil yani. Çünkü evet, bir yüksek enflasyonun düşüşü en az 3, bilemediğim 5 yıl sürer. Yani o tek haneli rakama inebilmek için. Zaten AK Parti iktidara geldikten sonra kaç sefer tek haneli oldu ki? Ya bir sene mi, iki sene mi ne oldu? Ondan sonra hep onun üzerinde oldu. Hep çift rakamın oldu. 11 oldu, 12 oldu. Ya evet yani tamam mı? Ama işte bu kadar %50'ye kadar da çıkmamıştı. Yok yani. Işte ben yukarıdan enflasyonu aşağı doğru anası olmaya hükümetinde başladı düşüş. AK Parti hükümeti bu düşüşü de aşağı şey indirdi yani %10'lara, %10'ların altına indirdi bir tık. Yani yanılmıyorsam bir sefer %8 falan oldu bir senesi. Onun haricinde hep 10, 11, 9,5, 12, 13 hep o aralara gitti geldi yani. Ve bunu sağladılar. Ne zaman sağladılar onu? Bu pandeminin başına kadar sağladılar bunu. Evet zaten o ama pandemi de patladı kaldı ki. Yani bu enflasyon belası şu anda bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon %1,5-2 miydi? 2,5 neydi? Yani şu anda 7,5 abi. %7,5. Tabii onlara yani çok büyük rakam. %1'den %7'ye çıkması çok bizi çok fazla etkilemiyor. Biz %100'lere, %700'lere alışık insanlarız. Tabii. Onlar da %1 artsa kıyamet kopuyor. Kesinlikle abi %7,5'a çıktı. Acayip bir şey var. Avrupa'da öyle. Hatta geçen bir Amerika'dan bir arkadaşımla görüştüm. Onlar da artık dedi yani devlet dedi işte gazda şunda bunda dedi. Sübvanse yapmaya başladı dedi. Niye? Pahalılaştı. Pahalılaştı, doğru. Anlatabildim mi? Çünkü vatandaş sesini çıkartıyor. Yani onların ekonomisi sağlam. İşte evet, ekonomi sağlam olunca... Bizi de yapıyorlar hala. Doğalgazda bugün 1000 liralık fatura 4000 liradır aslında. 3000 lirasını devlet sağlıyor. Siz bana şey diyor bunu. Tabii canım, yapılıyor. Yani onu vatandaş bilir mi? Vatandaş bilmez. Vatandaşlar bana ne kardeşimdir. Tabii ben ödediğim faturaya ben ona bakmam diye. Der ya isterse şey yapmam. Ben de diyorum ki bazen böyle. Nedir bu enerji fiyatları dışarıdan geldiği gibi? Ver kardeşim. De ki asgari ücret 15 bin lira anasını satayım. Herkes parasını olduğu gibi verdi, yansıt diyorsun. Yansıt. Alın. Paranızı yansıtın. Ne yaparsanız yap. O zaman devalüasyon olur. Hem de yüksek. Ama ne yapacağım? Bunu yapıyorsun. Olmuyor. Onu yapıyorsun. Olmuyor. Günah geçirsin sensin. Hain sana diyorlar. Sen insanları aç bırak. Yok insanları yolsuz bırak. Yok parasız bırak. Yok şunu yap. Ya tamam da yap. Bu altı kişiye bakıyorsun ya. Yok. Ama ne yapacaksın? Bir şeyler yok ya. Bir şey ortaya koydukları bir şey anladım yok. Anladım da işte. Hay hay onu söylemiyorum. Yani bu
cümlelerini kullanan insanlara söylüyorum ben. Hani hükümete muhalefet ediyor ya adamlar. Söylüyorlar evet. Ya. Bunu söyleyen adam da bal gibi biliyor ki bu ülkenin devleti, hazinesi, bu hükümet bu kadar enerji fiyatlarının yüksek olduğunu biliyor. Ve buna sübvanse edildiğini biliyor devletinde. Niye böyle konuşuyorsun? Niye çıkıp adam gibi söylemiyorsun? Ya sadece devlet dediği şey değil kardeşim. Sanayici de aynısını yapıyor. Sanayiye ucuz kredi vermeye çalışıyor. Niye enflasyonun aşağı düşmesini istiyor? Niye şu anda faizleri yukarı tutmak istemiyor? Faizleri aşağı düşünce adam yatırım yapasın diyor adam. Yatırım yap diyor kardeşim. Ben sana diyor ucuz para vereceğim diyor. Yatırım yap diyor. Yapmıyor. Yatıyor, yatırım yapıyor ama kendine yapıyor. Kendine bir takım şeyler alıyor falan filan. Ha, diyoruz ya kardeşim bak ben söylüyorum bak bizim bak. Gene söylüyorum tenzih ediyorum diyorum. Dürüst esnaftan namuslu, şerefli, haysiyetli, onurlu esnafı tenzih ediyorum bak. Ama bizim esnafımız yani bir şey söyleyeceğim. Söyle be. Yok yani. Olmaz diyorum yani. Böyle olmaz arkadaş. Evet yapmayın. Olmaz. Hakikaten olmaz yani. Ya hem Müslümanım diyorsun. Ya şimdi yani. Dinin de günü var. Adam şerefsiz olmuşsa yani. Adam ahlaksız olmuşsa namazın da günü ama var. Ama babacığım bari bunu şeyle karıştırma. Anladıkken şanarken elhamdülillah çok şükür söyledi böyle de diyorsun ama ya. Ya o onun terbiyesizliği, ahlaksızlığı, ama edepsizliği. Onu geçtim abi. Vicdan yok mu? Yok ya? Tabii. Olsa zaten yapmaz. Onu söylüyorum. Hadi tamam onu geçtim. İnsan Allah insana vicdan vermiş ya. Ya. Yok kardeşim vicdan olsa insanlar yok, vicdan böyle mi yapar yani görüyorsun. Bu abi bir anda şeyi parçayı toplayacak. Aynen. Ondan sonra aç gözünü aç yani sanki mezara götürecekler. Lan yani ölüp gideceğim ben. Kim ne götürmüş de sen götüreceksin. Steven Jobs diye bir adam var biliyorsun bu iPhone'un sahibiydi bu adam. Meşhur adam kolon kanseri olunca. Vallahi o zamanlar 180 milyar dolar bir adamın parası varmış işte bankada. Hadi şu falan diye. Uğraştılar. En son doktorlar dedi ona ki ya dediler yani senin işte 6 aydan fazla ömrün yok. Tabii adam bunu şey yapıyor. Bu Yale Üniversitesi'nin mütevelli heyetindeymiş o. Oradan ayrılmış. İşte üniversite birden ikiden ayrılmış da bu şirketi falan kurmuş. Bu da o diploma törenine falan gitmiş oraya. Orada bir konuşma yapıyor oradaki öğrencilere. Öğrenciler işte anlat işte şunu yapın bunu yapın falan filan söylerken en son dediği cümleleri ki benim param beni kurtaramaz diyor. Sağlam yerine getiremez diyor. Günaydın. Ve dünyanın en zengin adamım diyor. Çok büyük param var diyor. Yani dünyayı satın alacak param var diyor. Demek istiyor. Ben de bunu yorumlara soruyorum. Ama ne diyeceğim peşinden? Ve bu adamın inançsız bir adam olduğunu söylüyorlar. Evet. Adam en son ne dedi? Dünyadaki tek gerçek ölümdür diyor. Başka gerçek yok. Hepsi hikaye. Her yani canlı. Şimdi bu inanmayan adam diyor ki ben öleceğim ama hiçbir şey buradan götüremeyeceğim diyor. Zenginliğimi getiremiyorum. Geldi bizimkileri anlat. Malımı mülkümü götüremiyorum. Geldi bizim arabamı götüremiyorum. Anlat. Evimi götüremiyorum. Geldi bizim marketçilere anlat. Her ölümlü şey, her canlı ölümü tatacak arkadaş. Biraz vicdanlı olmak lazım ya. Yani biraz hayır, devlet tamam her şey devletten bekliyorsun ama sizde bir yani. Sen de devlete bir katkın olsun. Devlet abi, sana bu katkı sağlıyorsa. Bu millet böyle değildi ama bu hale getirdiler mi? Getirenlerden şey demeyeyim hadi şimdi. Ben de bir şey söyleyecektim hadi söylemeyeyim bari. Evet Neşat. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Programı kapatıyorum. Valla başka İçeriden bir şey. Uyardılar. Başka bir şey yok yani söyleyeceğimiz başka bir şey yok. İşte KDV, zam, biz bu konuları da herhalde önümüzdeki haftalarda tekrar görüşeceğiz. Yani önümüzdeki haftalarda bu. Yani bilmiyorum. Daha bir uzun süre devam edecek. Şu an ortalık hakikaten karışık. Karışık. Ne olacağı belli değil. Evet. Yarın bir inatlaşmaya girilirse ne olacak? Evet, evet. Aynen öyle. Böyle de bir durum var yani. Daha bilemiyorum. Allah hayırlısı huzur, inşallah. Mutluluk, ağız tadı versin. Amin, amin hepimize. Evet, bu haftalık da bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.